Herkese selamlar dostlar. 14 Aralık ve 15 Aralık iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 14 Aralık'ta 4 mücadele, 15 Aralık'ta 4 tane mücadelemiz var. Toplamda 8 karşılaşmayla birlikte hem ideal hem de ara ara bazı maçlarda yüksek oran tercihleriyle hepinize tekrardan selamlar. Şimdi sırayla başlayalım. Öncelikle raporlardan gideyim. Şöyle pazar gününün raporunu göstermek gerekirse... En son pazar günü oynandı çünkü. YouTube kombinimiz vardı. Hellas Verona mücadelesiyle Frankfurt mücadelesi zaten başarılı bir şekilde geldi. Katıl kombinimiz vardı. Benfica'ya direkt Masul 2-2. Benfica'nın oranı çok fazla yükseldi. 1.55'e kadar yükseldi. Bir 1.30 gibi orandan. Leicester mücadelesine 2.500. Katıl ekstra kombini de geldi. Ve ekstra ekstra bir üçlü yaptığımız zaman da Malatya'ya bir çifte şans. Meçelen'e 2.500. Frankfurt'a da Korner oynadık. Orada başarı sağlayamadık. 3'te 2 yaparaktan da iki tane ana kombinimiz burada başarılı oldu. Güzel kazançlar elde ettik. Pardon. Onun dışında baktığımız zaman tekrardan ekrana gelmek gerekirse, göstermek gerekirse 11 ve 12 Aralık'ta zaten Cumartesi ve Pazar kombinlerinde YouTube'da sizlere önerdiğimiz kombinler başarılı şekilde geldi. Bunlar 2.14 gibi orandan ve 2.02'lik orandan ideal kombinlerdi. Tekrardan değerlendirenler varsa hepinize tebrikler. Ve ayrıca ekranda tekrar gördüğünüz üzere dün geceden koymam bir şey bu. Canlı ana Telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten soru geliyor. Şöyle detaylı bahsedeyim. Daha daha soru sormayın çünkü sürekli yorum geliyor. Hepsine aynı yanıtı vermek can sıkıyor. Ana Telegram grubumuz yani 30 TL'lik Telegram grubunda mesela ne sıklıkla paylaşım yapıyorsunuz diyor. Arkadaşlar asıl sıklığımız zaten ana Telegram grubunda. Editörler ağırlıklı olarak sürekli ana Telegram grubunda çalışıyor. Mesela solda verilen bir KG kombini vardı. Bunları herkesin oyuyla yaptık. KG var olaraktan da arkadaşların oyuyla çıkardığımız kombiniydi. O kazandı. Canlılar zaten ana Telegram grubumuza veriliyor. veriliyor. Yine ana Telegram grubuna ekstra bir gece kombini verildi. Bakın hemen sağ altta olan Inter mücadelesi ile Real Madrid mücadelesi 2-0-7'lik orandan PSV'nin de 1-55'ten canlı arasını vermişler mesela. Burası ana Telegram olduğumuzdan dolayı ağırlık olarak burada işliyoruz. Tekrardan telefonun ekranına bakmak gerekirse şuradan şu şekilde göstereyim. Mesela Bilal arkadaşımız da 2-24 orandan o da kendi bir kombini önermiş. Daha bu günün içinde önerilen bir kombine. Baktığımız zaman burada Galatasaray maçına 8.5 üst korner demiş. Zaten Galatasaray maçına 8.5 üst geldi. Fenerbahçe maçına var demiş. Ben de biraz daha tersim. Roma ile Fenerbahçe'yi kombine yaptım. Zaten YouTube'da da sizlere verdim. Ana Telegram grubu bu şekilde. Ağırlık olarak ana Telegram grubuna çalıştığımızda belirteyim. Çünkü biz herkesin kazanmasını istediğimizden dolayı. Diğer gruplardan bahsetmek gerekirse şu seviyelerden bahsedeyim sizlere. Ana Telegram grubumuzdan bahsettim. Yüksek oran grubunda Ana Telegram grubuna zaten dahil oluyorsunuz. Ayrıca yüksek oranların verildi yani tek maç olarak yüksek oranların verildiği bir grup. 5 tane maç yazıyorum mesela altı 6 açıklamalı bir şekilde. Hepsinin oranı 200'ün üzerinde oluyor, 3'ün üzerinde oluyor. O şekilde yüksek oranlı tercihlerimiz bulunuyor. Bu grupta her şey değerli iletişim grubunda ise biraz daha yüksek misli oynadığım zaman da buraya belirtiyorum ki zaten hem ana telegram grubunda hem yüksek oran grubunda yüksek misli iletişiminde mesela ben 700 lira para atıyorum bir tane kuponu güveniyorum hissediyorum. Diyorum ki, gelmesi yüksel ben güveniyorum oynuyorum. Bu gruba da bu şekilde iletiyoruz diyerekten de geçeyim isterseniz direkt maçlara. Şimdi ilk mücadelemiz Brentford'la Manchester United mücadelesi. Ben şunu değerlendirdim. Brentford'un kendi evinde oynadığı Liverpool'un, Liverpool diyorum. Aklımda Liverpool kaldı. Brentford'un kendi Premier Lig'de kendi evinde oynadığı büyük maçlara baktım. Büyük maçlar kimler? Manchester United mücadelesi. Mesela Liverpool mücadelesi 3-3 bitti. Chelsea mücadelesi 1 0 mağlup oldu. Direkten dönen toplar, kaçan pozisyonlar Brentford. Yani Brentford takımı büyük takımlara karşı iyi oynuyor. United'ın defansı da Maguire bence çok fazla iyi bir defans değil ki. Zaten İngiltere'de de tartışılıyor yani basına gündem oluyor şeklinde söyleyebilirim United'ın defansını. Rangnick geldikten sonra yani kör topal kazanıyor. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si gibi 1-0, 1-0 kazanıyor. United son maçta Norwich'e karşı kazandı ki biz zaten kazanan kuponumuza koymuştuk 4.5 altındaki. Yani penaltı olmasa bence gol gelmezdi. Penaltı da beleşten bir penaltı oldu. Ronaldo'yu topsuz alanda çekti düşürdü. Kim düşürdüğünü hatırlamıyorum. Biraz beleşten geldi. United biraz daha oturaklı oynuyor fakat Açmakta zorlanıyor defans hattını. Brentford'da ben burada etkili hücum oyuncularıyla burada kontra atak olsun, geçiş oyunu olsun iyi bir oyun sergileyebiliyor zaten Brentford takımı. Ben Brentford'ın burada gol atmasını bekliyorum. United'ın da karşılık vermesini bekledim ben 1.58 gibi oranla burada sizlere KG var ödereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Diğer mücadelem Halifax'la Kingsline mücadelesi. Bu arkadaşlar biraz şey mücadelesidir. Eee istatistik mücadelesi olarak söyleyebilirim. Halifax'ın kendi evinde oynadığı mücadeleye <laughs> baktım ben. Kendi evinde güzel bir performans sergiliyor. Deplasman takımı da kötü bir gidişatı var. Son başında galip geldi. Fakat galip geldiği takım zaten ligin sonuncusu yani 23. sıradaki Dover'ı yendi. Eksi 8 puanlı bulunuyor. Artık eksi 8'i nasıl yaptıysa. Burada Halifax'a baktığımız zaman da eğer galip gelmesi durumunda 6. sırada şu an birinciliğe kadar yükseltebiliyor. Avarajda da geride olduğundan dolayı ikinciliğe ye yerleşecek burada galip gelirse. Zaten baktığımız zaman da ben biraz inceledim. Kalite anlamında ve oyuncu kaliteleri anlamında maaşlarına kadar baktım açıkçası. Halifax'ın burada daha önde olduğunu gördüm. Ondan dolayı buradan MBS 3'tür fakat istatistik olarak önüme denk geldi maaşlara bakarken değerlendirdim. Direkt Halifax'ın galibiyetini 1.42 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Ki yüksek oran isteyenler de şöyle bir yüksek oran vereyim. Bu maçta handikaplı da bir galibiyet gelebilir. Yüksek oranlarına bir önerim bu olsun. 2.12 gibi orandan da sizlere önerimdir şunu geçelim. Üçüncü mücadelem Manchester City ile Leicester United mücadelesi. İngiltere Premier Ligi'nde bildiğiniz üzere Aralık ayında üç günde bir maç oynanıyor genellikle. Her zaman böyle olmuştur. Bu geleneği devam ettiriyor İngiltere. Manchester City geçen sezon baktığımız zaman da bu Aralık ayında en az hasarla çıkan takım oldu. Sakatlıklar olsun, puanlar olsun. Yani hem avantajlı çıktı hem de en az hasarlı çıkan takım Manchester City oldu. Burada Les United'la le oynayacak. Les United son maçında Chelsea'ye karşı çok tempolu bir mücadele oynadı ve çok fazla efor sarf ettiğini düşünüyorum ben o mücadelede. Manchester City kendi evinde kazanacaktır. Kazanırken nasıl kazanacaktır? Benim için önemli olan o. City kendi evinde bence. Onlar da çünkü 3 günde bir maç oynadığından dolayı çok yüksek skorlu. Yani Les United burada Zaten Hurra saldırmayacaktır sizin üstüne. Saldırırsa zaten 4-5 tane yer fakat Les United burada haddini bilerek oynayacağından dolayı City takımını ben burada 4.5 altında kazanmasını bekleyeceğim. E, skor beklentim de 2-0'lık bir skor. Burada 4.5 altını değerlendirebilirsin. Hatta City'nin ben son mücadelesine hangi bahis aldım? Ev sahibi 2.5 alt bahsine değerlendirdim. Güzel bir şekilde o geldi canlıdan. Kırmızı kart görmüştü deplasman takımı Wolverhampton sanırım. Ev sahibi iki buçuk altını aldım. Çok güzel oran açmışlardı. 1.45 gibi bir 50 oranı vardı. Aldık. Çok rahat da kazandık. Ben burada Manchester City'nin e karşı galip gelmesini bekliyorum. 1.39 gibi orandan. 4.5 altında bir e öneririm. Daha yükseltmek isteyen varsa oranı 3.5 altında bir yaparsa da 1.80 gibi orandan da değerlendirmiş olabilir diyerekten de bol şanslar diliyorum. Genoa Salernitana mücadelesi. İyi dinleyin yüksek orandan vereceğim bu mücadeleyi. Şimdi beyler bayanlar bu maçı dikkatli dinleyin. Tekrardan başlattım videoyu. Muhtemelen sizde bir kesinti olmadı tabi. Şimdi Salernitana ile Genoa mücadelesi. Destro Genoa takımında takıma geri döndü son mücadelede. Hücum anlamında biraz daha etkinlik oldu ve 3-1 gibi skorla kaybettiler Sampdoria'ya. Ben Genoa'yı şöyle aldım. Neyden dolayı aldım? Genoa'nın başında arkadaşlar şu an Andrei Şeyşenko var. Shevchenko'yu çoğunuz biliyorsunuzdur. Ukrayna'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Ki zaten Milan'dan olsun. Yani geçmişten mutlaka adını duymuşsunuzdur en kötü. Şimdi ligde çok kötü giden bir Genoa var. Bu adam geldiğinden beri hatta Sampdoria maçını ben izledim 90 dakikasını. Ondan dolayı özellikle aldım. Ee, Spikerler şey diyor bu Andriy şey koy diyor. Geldiğinden beri daha hiç yüzü gülmedi diyor. Yani takımda bir basiretsizlik var gidiyor. Salernitana arkadaşlar bu takımın biraz daha dengi yani kapışabileceği bir takım. Genova takımının bence. Bu maçtan da galip gelmesi lazım. Fakat tek çekincemi söylüyorum sizlere. Tek çekince bu mücadelenin kupa maçı olması. Lig maçı olsa tek maç olaraktan sizlere direkt önerecektim. İki küsur orandan alır 4.5 al şeklinde. Yine öyle önereceğim. Genova takımının bakın şöyle ligini de göstereyim. Ligdeki şu anki şeyine bakın. 3 tane maçına bakın. Lazio deplasmanı Atalanta ile kendi evinde. Sassuolo ile kendi evinde. Çok zorlu 3 tane mücadelesi var. O 3 mücadelede geç zaten. O 3 mücadele geçelim. Bu takımın biraz da en çok da morale ihtiyacı var. Çok golü bir maç beklemiyorum. Fakat Andriy Shevchenko burada Salernitana'ya karşı kazanmasını bekliyorum. 4.5 altında biri sizlere 2-0-2 gibi orandan önermek istiyorum. Oranı da düşürmüşler. Ben 2-0-9'dan aldım. Videonun sonuna da zaten bu maçı koyacağım. Değerlendireceklere bol şanslar. Genoa'nın ben tek başına değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler 4.5 altında biri alabilir. 14 Aralık bitti. 15 Aralık'a geçiyorum arkadaşlar. Glavpah'la Level Frankfurt mücadelesiyle başlayalım. Şimdi ben Frankfurt'ta kaç haftadır giriyorum? 6 oldu sanırım değil mi? 6 maçına da korner girdim. 6'sında da kazandım. Geldik 7'ye. Ben fazla lafa söze gerek yok. Ben Frankfurt maçının ne zaman kornerine girsem ki 8.5 açıyorlar. Hala 8.5 açıyorlar. Geçen maç 9.5 vardı sanırım. Onda da kazandık. 5-2 galip geldi Frankfurt takımı. Şunu söyleyeyim. Ben bu mücadeleyi yine gollü geçmesini bekliyorum. Gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Şunları açalım. Gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Şöyle tekrar gidersek. Gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Fakat ben burada Korner'e oynayacağım. Korner'i değerlendireceğim tekrardan. Frankfurt son 6'dır Korner'den kazandığımızdan dolayı. Gladbach takımının da ben burada kötü gidişatına belki reaksiyon verebilir. Tempolu bir oyun sergileyebilir diye düşünüyorum. Ki Frankfurt o tempoya eşlik edecektir ki Frankfurt da tempoyu yükseltebilir yani. Ben burada Frankfurt zaten yakılıyor, yakalıyor. Gladbach'ın da yeterli Korner'i yakalarsa Korner 8.5 gelecektir. Biraz daha risk isteyenler 9.5'u da alabilir. 1.60 bandında sadece korner önerim olacaktır bu mücadeleye. Hoffenheim'de level kuzen mücadelesi. Hoffenheim çok güzel bir seri yaptı. O seride de ilerliyor. Leverkusen'le de son maçında 5-2 mağlup oldu. Daha yeni bahsettim Frankfurt'a karşı. Maçta 2-1 öne geçmesine rağmen mağlup oldu. Fakat tempo hiç kesmedi yani. Leverkusen'in maç özetlerini izlediğiniz zaman zaten sezon geneline baktığımız zaman da zaten bu defans bu futbolcuları defans yapın diye koysan bu oyuncular yine defans yapmaz hücum yapar. Oyuncu profili öyle çünkü. Leverkusen bu şekilde sürekli olumlu futbol sergilerse ben zaten çoğu maçında gol bulmasını bekliyorum. Fakat Hoffenheim de çok formda. Hoffenheim de ciddi anlamda son haftalarda iyi bir gelişme yakaladı ve güzel bir seri yakaladı. Son 8 maçına baktığımız zaman da sürekli galibiyetler ve gollü maçlara imza atıyor. Freiburg'u deplasmanda yendi. Frankfurt'u 3-2 yendi. Fürth'ü de 6 tane attı. Fürth'e zaten 6 atmak kolay değil ki. Fürth'ten de 3 tane gol yedi. Golle bir mücadele bekliyorum. Hem Hoffenheim'ın hem de Leverkusen'in gol atmasını bekliyorum bu mücadelede. Sizden önerim burada. KG var tercih olacaktır. 1.35 gibi oran açmışlar. Hem Hoffenheim'ın hem de Leverkusen'in ben katkı vermesini bekliyorum. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Union Berlin ile Freiburg mücadelesi. Yine tam 1-1 bir bir skoru yakıştırıyorum bu mücadeleyi. Geçen 1-1 bir bir skoru yakınlaştırmıştım Freiburg mücadelesine. Hatta göstereyim. 2-1 mağlup oldu. 90 artı gelen golle ma mağlup oldu. 1-1 gibi bir skor beklentim vardı. Union Berlin kendi evinde iyi. Kendi evinde hücum oynuyor. Deplasmanda da haddini bilerek oynuyor. Union Berlin kendi evinde böyle oynadığı sürece maçlarında gol bulmaya devam edecektir zaten Union Berlin takımı. Freiburg'a baktığımız zaman da Freiburg'da 6 attı. son başında bir tane mağlup oldu son dakikalarda güzel maçlar çıkartıyor ki şunu da söylüyorum ee, söyleyeyim sizlere Union Berlin son 24 maçın iç sahada oynadığı son 24 maçın 23 tanesine de mağlup olmadı Bundesliga'da. Yani burada biraz daha Union Berlin'e maç yakın çünkü kendi evinde yenilmeyen bir Union Berlin var. Freiburg'a baktığımız zaman da son 6 maçının 5 tanesinden fazla da 5 tanesinde 2.5'tan fazla gol olmuş yani gollü maçlara imza atıyor. Union Berlin'e tekrar baktığımız zaman da Son 4 iç saha maçında da en az iki gol attı. Union Berlin'in burada idealini söyleyeyim sizlere. 0-1 çifte şansı oran yükseltmek adına iyidir. Union Berlin kendi evinde dediğim gibi son 24 maçın 23'ünde mağlup olmadı kendi evinde. Kendi evinde de son 2 maçtır zaten gol atıyor. 0-1 çifte şansı burada zaten idealdir. Güzel maçtır değerlendirilebilir. Onun dışında da ben 1-1 gibi bir skor beklediğimden dolayı hem KG var önereceğim sizlere. Yüksek oranlarda da sizlere maç sonu 0'ı 2.95 gibi orandan önermek istiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Arsenal'la West Ham mücadelesi. Arsenal takımına baktığımız zaman West Ham'la güzel bir mücadele olacaktır. Arsenal son dönemde güzel performans sergiliyor ki kendi evinde ciddi anlamda güzel futbol sergiliyor. Son maçında Southampton'ı yendi. Fakat maça çok iyi başlayan bir Southampton takımı vardı. Eğer bir gol bulsaydı maç farklı yerlere gidebilirdi bence Arsenal takımına karşı. Fakat Arsenal helali var 3-0 kazandı. West Ham takımı da sistem takımı. West da burada gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum ben. West Ham takımında bazı eksikler var. O eksikler can sıkıyor. Fakat yerini dolduracak oyuncular e, yani yeri yeni do, yeri dolacak oyuncular. Aubameyang bu mücadele oynamayacak sanırım. Yani, oynamaz diye yazılıyor şu an burada. Zaten e, kadarıyla son maçta da bahsetmişti. Disiplinsiz davranıştan dolayı Arteta kadro dışı bırakmış. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilgi vermek istemiyorum. Sanırım öyle olması lazım. West Ham'la sistem takımıdır. da son dönemlerde be beğendiğimden dolayı bu mücadelede bir KG var aldım. 1.53 gibi orandan değerlendirdim. değerlendirecek arkadaşları da bol şanslar diliyorum. Kombin önerisi olaraktan da ekrana gelsin arkadaşlar. 2-0 bir kombin önerim olacak bu mücadelede. Sizlere 2.07'den ben West Ham mücadelesinin ve Leverkusen mücadelesinin KG var olarak bitmesini bekliyorum. Çarşamba kombinidir bu arada. Salıya kombin çıkarmadım. Katıl grubunda bir kombin çıkartırım mutlaka. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Gaziantep'te de dakika 8'de gol bulmuş burada. Ee, bakalım. Sizlere dediğim gibi kombine ekrana gerçi o Golü gözüktü mü bilmiyorum. Bildirimi geldi de. Her neyse kombinam bu şekilde. 2-0-7'lik oran var. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.